Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yer. Türk milletinin dirilerek ayağa kalktığı, silkinip kendine geldiği, işgal ordularına karşı baş kaldırdığı öncü bir şehrimiz. Kurtuluş döneminde Sütçü İmam'ın düşmana ilk kurşunu atmasıyla başlayan sivil direniş sonucunda 12 Şubat 1920'de Anadolu'nun düşmandan kurtulan ilk şehridir Maraş. Bu nedenle kent meclis kararıyla 1973 yılından itibaren Kahraman Maraş ismini alır. Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişme noktasında yer alan şehir, iklim açısından da geçişkenlik gösteriyor. Kent merkezinde yaklaşık 632 bin kişinin yaşadığı Kahramanmaraş'ın toplam il nüfusu ise yaklaşık 1 milyon 130 bin. Bu nüfusuyla Kahramanmaraş ülkemizin en kalabalık şehirlerinden biri. Aliya İzzet Begoviç Rekreasyon Alanı, namı diğer Aliya İzzet Begoviç Parkı, ülkemizin en büyük yeşil alanlarından ve parklarından biri. ...215 bin metrekare alana kurulu olan rekreasyon alanında yeşil alanlar, biyolojik gölet ve gemili su parkı, macera çocuk oyun alanları, kamelyalar, kafeteryalar, yürüyüş yolları, kaykay pisti, mini futbol sahası, tenis kortu, basketbol sahası, dinlenme alanları bulunuyor. Burası Kahramanmaraş halkının günün her saati vakit geçirdiği ve toplandığı bir alan haline geldi. Tarih boyunca farklı uygarlıklara şahitlik eden Kahramanmaraş'ta Hitit, Asur, Med, Pers, Makedonya, Roma, Selçuklu, Danişment, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler görmek mümkün. Şehir merkezinde bulunan Taş Medrese ve Ulu Cami yan yana konumlanan tarihi yapılar. Taş Medrese, Dulkadiroğlu Beyliği hükümdarı Alaaddin Devle Bey tarafından 15. yüzyıl sonunda yaptırılmış. Yapı, medrese, mescit ve türbeden oluşan küçük bir külliye şeklinde yapılmış. Taş Medresenin yanında yer alan Ulu Cami, Dulkadiroğlu Beyliği hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılmış. Kent meydanında yer alan cami, şehrin önemli ibadethanelerinden ve tarihi yapılarından. Kahramanmaraş, Türkiye'nin en büyük camilerinden birine de ev sahipliği yapan bir şehir. Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı 2. Abdülhamit Han'a ithafen inşa edilen Abdülhamit Han Camii, şehre hakim bir tepede duruşu, ihtişamı ve mimari özellikleriyle kentin her bölgesinden kolaylıkla görülebilen bir yapı. Kapladığı alanı bakımından da Türkiye'nin en büyük camilerinden biri. İnşasına 1993 yılında başlanılan Abdülhamit Han Camii, yaklaşık 17 yıl süren çalışmalardan sonra 2010 yılında ibadete açıldı. Caminin iç yapısında nakkaştan çiniye birçok sanatkarın eseri bulunuyor.
20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan camide aynı anda 20 bin kişi ibadet edebiliyor. Cami Ankara Kocatepe ve Adana Sabancı Merkez Camii'nden sonra Cumhuriyet döneminde yapılan en büyük 3. cami. Kahramanmaraş, şairler şehri olarak anılan bir yer. Halk şiirinin büyük ustası Karacaoğlan'dan, modern şiirin önemli temsilcisi Necip Fazıl'a, Erdem Beyazıt'tan Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Aşık Mahzuni'ye kadar pek çok şair ve yazar bu kentte yetişmiş. Şehir merkezinde geçmişte ticaret lisesi olarak kullanılan bina, restore edilerek 7 Güzel Adam Edebiyat Müzesi'ne dönüştürüldü. Yolu Maraş'tan geçen ve Maraş ekolünü temsil eden yazarların 7'sine ithaf edilen 7 Güzel Adam Müzesi, Dede Korkut ve Kutadgu Bilig'den bu yana Türk Edebiyatı'na katkıda bulunan bütün şair, romancı, hikayeci ve derlemecileri içeriyor. Müzede Türk Edebiyatı kısa öz fotoğraf ve örnek metinlerle anlatılıyor. Kentteki tarihi izlerden bir diğeri şehir merkezindeki Kahramanmaraş Kalesi. Hitit döneminde yapıldığı tahmin edilen kaleyle ilgili Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde bir cami ve 100 evden bahseder. Şehri tepeden gören ve güzel bir manzaraya sahip olan kale turistik gezilere açık. Kahramanmaraş'ın tarihi kalelerinden biri de Meryemçil Kalesi. Adını burada yaşayan ve Çilli olduğu rivayet edilen Meryem'den alan kale, o dönemde gerçekleşen bir efsaneye de konu olmuş. Bir diğer kale ise Andırın ilçesinin Yeni Azgıt köyü sınırları içerisinde yer alan Azgıt Kalesi. Kale, doğu ve güney tarafındaki dağların geçit verdiği, Battal'ın kısığı denilen vadiye hakim konumda olduğu için geçmişte önemli bir yere sahipti. Ceyhan Nehri üzerine yapılan Menzelet Barajı, içme suyu, tarımsal sulama ve enerji üretiminin yanı sıra mesire alanları ve su sporlarıyla da Kahramanmaraş'ın turizm merkezi olma yolunda. Menzelet Baraj Gölü balıkçılığın yanı sıra mesire alanlarıyla da bölge halkına katkı sağlıyor. Baraj son dönemde ise su sporlarıyla adını duyurmaya başladı. Baraj kıyısındaki su sporları merkezinde kano, deniz bisikleti, sörf gibi sporların yanı sıra jet ski, fly fish, flyboard gibi ekstrem su sporları da yapılabiliyor. Kahramanmaraş, Menzelet Barajı gibi yapay oluşumlu göllerin yanı sıra Ahir Dağı'nda 2300 metre yükseklikte bulunan Karagöl'e sahip. Karagöl, Ahir Dağı'ndaki iki gölden biri. Tektonik karstik oluşumlu olan göl, yüksekliği nedeniyle kış mevsiminde buz tutabiliyor. İlçedeki bir diğer doğal göl ise Yavur Gölü. Kahramanmaraş'ın güneyindeki Sağlık Ovası'nda yer alan göl, geçmişte sıtmayla mücadele kapsamında kurutulmaya çalışılmış, fakat tam anlamıyla kurutulamamış. Gölün asıl alanı Asi Nehri'ne tahliye edilerek büyük ölçüde tarım alanına dönüştürülmüş.
bölgedeki en önemli kuş barınma alanı ve gözlem noktalarından biri. Kahramanmaraş su bakımından zengin bir şehir. Bu zenginlik kentte yapılabilen spor dallarının da çeşitlenmesine vesile olmuş. Ceyhan Nehri üzerinde yapılan rafting de çeşitliliği oluşturan spor dallarından biri. Menzelet Barajı kapaklarının bir kısmının açılarak daha da hareketlendirilen nehir üzerindeki rafting Türkiye genelinde ilgi çekmeye başladı. Kahramanmaraş bu sene Türkiye Rafting Şampiyonası'na da ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Hançer Kanyonu, şehrin tabiat değerlerinden bir diğeri. ...18 kilometre uzunluğundaki kanyonun derinliği kimi yerlerde 350 metreye kadar ulaşabiliyor. Kanyon içerisinde kendisiyle aynı isme sahip Hançer Çayı akıyor. Hançer Kanyonu'nda ayrıca Kale Boynu ve Aybastı Kaleleri de bulunuyor. Kahramanmaraş yayla açısından da zengin bir şehir. Konumu, tabiat zenginliği ve tesisleriyle şehrin en bilinen yaylası Başkonuş Yaylası. Başkonuş Yaylası'nın yanı sıra 1850 rakımlı Sersem Yaylası, Akdeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunan Yavşan Yaylası, şehrin en bilinen yaylaları. Kahramanmaraş'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Vican Dağı, 2300 metre yükseklikte bir dağ. Mican Dağı yılın her döneminde karla kaplı olan bir dağ. Kış döneminde karla kaplanan yedi kuyularsa bölgenin kayak merkezi olma yolunda. ...2018 yılında tamamlanan pistleri, turistik tesisleri ve kayak sistemleriyle burası önemli bir kış turizm merkezi haline gelecek. Halka açılan kısımlarıyla hizmet vermeye başlayan Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde 7 kilometre uzunluğunda bir kayak pisti bulunuyor. Uluslararası standartlarda yapılan tesisleriyle Yedi Kuyular 2018-2019 kış sezonunda tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacak.